Herkese merhaba, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Tokalife'nin gelen parka bakacağız. Willow Tree Park diye geçiyor sanırım. O zaman hadi başlayalım. Evet, burada gördüğünüz üzere daha önce Tokalife hiç bu tarz bir şey gelmemişti. Yani bu ilk, yani daha önce bir sürü ev yaptık ama hiç bu şekilde park tarzı ya dış mekan gelmemişti. Şimdi inşa ediyorum. Ve girelim bakalım nasılmış. Ve evet, içeriye girdik. Bu şekilde burası. Ben de ilk defa inceliyorum. Daha önce bakmadım, yani hiç girmedim içeriye. O yüzden ilk önce birlikte inceliyoruz. Burası sanırım parkın giriş kısmı diye düşünüyorum. Bu şekilde güzel bir kapı yapmışlar. Daha sonra burada iki tane ördek şeyi var. Bu tarafa doğru ilerliyorum ve arka tarafı da böyle cadde gibi yapmışlar. Bence çok güzel olmuş. Burada böyle bir yazı... Wow. Bir gemi çıktı. Burayı bilmiyordum ben de. Bastım ve açıldı. Bu şekilde. Bu tarafa doğru geliyoruz ve burada böyle çimenlik alana geçiş yapılıyor artık burada. Böyle ağaçlar var, yapraklar düşüyor ağaçlardan. Bu şekilde burası full çimenlik. Daha sonra bu tarafta bir tane köprü karşımıza çıkıyor. Böyle küçük bir gölet, göl tarzı bir şey yapmışlar bu şekilde. Bence çok tatlı olmuş burası. Ve bu kadar. Bu tarafta başka bir şey yok sanırım. Evet, bu kadar. Burada da yine küçük bir çimenlik alan var. Bence bilmem, çok tatlı olmuş. Çünkü hani Tokalife'da özellikle roleplay yapıyorsanız, dizi çekiyorsanız ya da kendiniz oynuyorsanız çok ihtiyaç olan yerlerden birisiydi. Tabii ki böyle bir yer var Tokalife'da ama kendinizin dekore etmesi çok ayrı bir olay yani. Şimdi gelen eşyalara bakalım. Evet, ben çok merak ediyorum nelerin geldiğini. Ya buralarda bir şey yoktur diye düşünüyorum ama yine de bakmak istiyorum şu şekilde. Mutfakta... evet, mutfakta tabii ki var. Yeni gelen abur cuburlar var ama ondan önce bence ilk önce bir dış mekanın şeyine bakalım. Bu sanırım yeni gelmiş. Yani bu yoktu galiba diye hatırlıyorum. Buraya bakalım. Işık o. Evet, buraya bir sürü şey gelmiş. Şimdi ilk olarak böyle bir şey gelmiş. Böyle havuz tarzı bir şey. Böyle bir kurbağa heykeli gelmiş. Bir tane çeşme gelmiş bu şekilde. Yine çiçek şey gelmiş. Nasıl desem, böyle bir şey gelmişti. Böyle çok tatlı piknik örtüsü. Piknik örtüsü böyle yastıklı, çok tatlı bu arada. Bunu normal evinizde de kullanılabilecek bir şey bence. Bu çok tatlı olmuş, gerçekten çok sevdim. Böyle bir ışık gelmiş. Bir tane daha ışık gelmiş. Sokak ışığı tarzı ışıklar bunlar. Bir tane ördek heykeli gelmiş. Evet, bu kadar. Buraya da bu şekilde göletlerin üstünde olan yapraklar. Bunların adı ne deniyor unuttum şu an ama onlardan gelmiş bir tane. Bir tane daha böyle daha küçük bir şeyle. Çiçekler gelmiş iki çeşit bu şekilde. Biri pembe, biri mor böyle. Daha sonra böyle taş gelmiş. Bununla taş yol yapabilirsiniz bu şekilde. Taşlar gelmiş. Niye çöp attım bilmiyorum ama. Daha sonra bu çiçekleri buraya ekiyoruz sanırım diye düşünüyorum ama olmuyor. İşte böyle çiçeklik bir alan gelmiş. Onun aynısının çimen kaplı değil de betonlu versiyonu gelmiş. Daha sonra böyle yine çiçek şey çalılık gelmiş. Çiçekli çalılık. Yine daha büyük bir çiçekli çalılık gelmiş. Normal çalılık gelmiş. Rengi daha böyle turkuazımsı bir renk. Böyle küçük çalılık gelmiş. Bir sürü çalılık gelmiş doğal olarak. Yine böyle küçük çiçekli gelmiş. Böyle bir çiçek gelmiş. Yani yine böyle, buna baktık. Bu vardı. Evet, bu kadar burası da. Buraya gelince buraya yeni bir şey gelmemiş. Ağaçlara bakalım. Bence çok fazla ağaç tarzı şey gelmiştir diye düşünüyorum ki gelmiş zaten. Evet, çok büyük ağaçlar gelmiş. Evet, buradan itibaren şöyle gösterelim. Şöyle küçük bir ağaç gelmiş. Bu diğerlerine kasten küçük. Böyle büyük bir ağaç gelmiş. Bu ağacın adı neydi unuttum ama bu ağaç bataklıklarda mı oluyordu, bir şeyde mi oluyordu? Bir garip tarzda bir ağaç gelmiş.
Böyle bir ağaç gelmiş. O da yine küçük bir ağaç genel olarak. Pembe yapraklı. Çiçekli bir ağaç bu şekilde. Daha sonrasında böyle bir ağaç. Bunun yarısını zaten yapmamışlar. Bu şekilde kocaman durması için. Yani çok kocaman. Ama güzel yani. Kocaman olması bence. Ve sanırım buralara tırmanılabiliyor mu acaba? Neyse bunu deneyeceğim birazdan. Yani boşuna yapmamışlardır bence buraları diye düşünüyorum. Böyle daha çok süs tarzı bir ağaç gelmiş. Bir tane böyle sakura herhalde deniyor buna. Bilmiyorum tam ama o tarz bir ağaç gelmiş. Normal böyle düz, yani normal bir ağaç gelmiş. Büyük bir çalılık gelmiş. Şekilli ağaçlar gelmiş. Şekil verilmiş çalılıklar gelmiş bu şekilde. Ve kayalıklar gelmiş. Bir tane bu şekilde kayalık. Bir tane bu şekilde. Bir tane bu şekilde. Evet. Daha sonra buraya baktık. Buraya tabii ki gelmiştir. Ama burası şu an çok dolu oldu. Bunları birazcık çöpe atmak istiyorum şu şekilde. Zaten bunlara baktık. Aa, bunları da hareket ettirebiliyorum. Yani her şeyi şu an bir çöpe atmak istiyorum. Şu şekilde. Bize yer açmaları için. Zaten iki tane ağaç koyduk. Bütün şey kapandı. Çok büyük yapmışlar ağaçları gerçekten. Bu bence iyi bir şey yani. Evet. Burada köprü. Bu köprü burada da var bu şekilde. Yani aynı köprü. Bu şekilde buraya da koyabiliyorsunuz. Buraya da koyabiliyorsunuz. Böyle yani istediğiniz yere koyabileceğiniz tarzdan köprü gelmiş. Daha sonra sokak lambası gelmiş böyle. İkili yani tatlı, şık bir sokak lambası. Daha sonra böyle bir heykel gelmiş. Kadın şey tasta su şey yapıyor. Böyle bir heykel gelmiş. Aman heykel diyorum, fıskiye. Böyle bir fıskiye daha gelmiş. Ve bir tane daha araba gelmiş. Daha önce biliyorsunuz ki bir kahve arabası vardı. Bu da yine başka tarzda bir araba. Yani gelmesi lazımdı bence. Çünkü yani her zaman aynı arabayı kullanamayız yani. Ve bir tane daha gelmiş. Bu da daha küçük bir araba tarzı. Bu şekilde. İkisi de bence çok tatlı. Daha sonrasında buraya kocaman bir çardak gelmiş bu şekilde. Bence bu da çok tatlı. Yani gerçekten o kadar güzel eşyalar gelmiş ki sadece bunları hani burada değil başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Yani gerçekten ben çok beğendim gelen eşyaları. Yani çoğu eksik eşya gelmiş yani. Bu şekilde bu çit sanırım yani diye düşünüyorum. Böyle çitler gelmiş. Biri çiçekli, biri çiçeksiz. Salıncak gelmiş. Yani daha önce yine bir salıncağımız vardı ama bu ayrı tabii ki. Yön tabelası gelmiş. Daha sonra bu şekilde bir masa gelmiş. Bunlar var mıydı ya? Yok herhalde, bunlar yeni gelmiş olması lazım bunların. Bir tane bu şekilde şezlong değil, şemsiyeli masa. Bir de bu sanırım. Bu yoktu diye hatırlıyorum. Evet, bu şekilde bu kadar. Diğerleri vardı galiba. Bunların var diye hatırlıyorum, bu falan. Sanırım vardı. Evet. Buraya başka gelmemiş. Şimdi zemine gelmiş mi diye bakıyorum ki gelmiş tabii ki. Çimen gelmiş bu şekilde. Daha sonra böyle bir yer gelmiş. Böyle bir şey gelmiş. Bu arada burayı hani çimenlik alan yapmışlar ama siz istemiyorsanız burayı da yine beton zemin olarak kullanabilirsiniz. Yani çimenlik yapmak zorunda değilsiniz. Bu seçeneği de vermişler. Bu şekilde yerler gelmiş bir sürü. Bu kadar sanırım. Ama bence en iyisi çimenlik. Çünkü ya bilmiyorum, ben çimeni daha çok sevdim. Evet, duvarlar içinde 3 seçenek gelmiş sanırım. Biri bu şekilde yapraklı bir seçenek. Biri çiçekli yapraklı. Biri de bu şekilde. Bu yoktu galiba, ya da bu da mı vardı? Tam hatırlamıyorum. Bu ikisi gelmiş sanırsam. Yenilek zaten gelmemiş. Bu tarafa doğru gidelim. Buraya bakalım. Buraya yeni bir şeyler gelmemiştir diye. Aa, gelmiş. Bir tane gazete gelmiş. Bir tane böyle bir kağıt gelmiş. Aa, bu ne? Buraya bakalım. Evet, buraya da gelmiş tabii ki. Uçurtma gelmiş. Uçurtma zaten Tokolife'in genel olarak çoğu şey, yani yeni gelen çoğu şey zaten Tokolife'de genel olarak olan şeyler. Ama eşya yapma yerinde olmayan şeyler. Yani kendiniz gidip alıp evinize ya da kullanacağınız yere getirmeniz gerekiyor ki bunları da buraya eklemeleri çok güzel olmuş bence. Satranç tahtası gelmiş. Satranç masası gelmiş.
Bir tane frisbee deniyordu sanırım. Buna frisbee gelmiş. Bu şekilde bu kadar. Buraya bir şey gelmemiş. Buraya gelmiş mi? Buraya bisikletler gelmiş. Yine Toko Life'da bisiklet vardı. Ama başka yerdeydi ve getirmesi zor oldu. Yani bazı hack yaparak getirmeniz gereken bisikletlerdendi. Buraya gelmeleri çok tatlı olmuş. Bunlar vardı sanırsam diye hatırlıyorum bunları. O yüzden bunu atabiliriz. Buraya da tabii ki gelmiştir. Çünkü bu şeyler için. Böyle bir simit ekmek mi desem? Ekmekli balık, balıkla ekmek. Daha sonra sandviç gelmiş. Sandviç şeyi afişi. Ve böyle bir menü afişi gelmiş. Bu şekilde. Buraya başka bir şey gelmemiş sanırsam. Buraya bakıyorum. Buraya şezlong gelmiş. Yine birkaç tane şey atmak istiyorum şu şekilde. Çünkü çok kalabalık oldu. Şöyle. Evet, burası biraz daha boşaldı şu an. Böyle bir tane şezlongumsu bir şey gelmiş. Bir tane böyle hamak salıncak gibi bir şey gelmiş. Bir tane bank gelmiş. Bir tane daha böyle bank tarzı bir oturmalık bir şey gelmiş. Ve bu kadar. Işık olarak bir şey gelmemiş sanırım. Bu gelmiş. Onun dışında başka bir şey gelmemiş. Buraya bakıyorum. Buraya bunlar yoktu galiba. Ya var mıydı hatırlamıyorum ama yoktu diye hatırlıyorum. Bu şekilde bu ikisi gelmiş. Çiçek olarak gelmiş tabii ki çiçeklerimiz. Böyle bir şey gelmiş. Bu şekilde. Asmalı çiçek. Böyle havadan asmalı. Yine havadan sarmaşıklı asmalı bir çiçek gelmiş. Böyle bir çiçek buketi gelmiş. Ve bu kadar. Burada böyle bir piknik sepeti tarzımız bir şey gelmiş. Üstü açık ama. Hayvanlar için bir şey gelmemiş. Bu arada hayvanlar için de bir şey gelebilirdi bence. Yani olarak burası hayvan parkı, ne bileyim, yeni yatma yeri tarzı bir şey gelebilirdi, yatak. Ve en sonunda geldik o bölümüne, yemek bölümüne. Son artık diye düşünüyorum. Yani diğer taraflara başka bir şey gelmedi. Evet, şimdi yeni gelen yiyeceklere bakalım. Böyle bir nasıl desem, galetalı çikolatalı bir şey gelmiş. Ve o simit ekmeği, ya sanırım simit ekmeği yani, bilmiyorum, bir tane ekmek tarzı bir şey gelmiş. Mini sandviç gelmiş. Böyle bir tatlı gelmiş. Rulo pasta gelmiş. Gerçekten o kadar güzel görünüyor ki şu an canım çekti, oruçlu oruçlu yani. Daha sonrasında yeni bir patates cipsi gelmiş bu şekilde. Yani bu patates yazmıyor. Cips yazıyor ama platano cips yazıyor. Yani farklı bir muzlu cips gelmiş. Daha sonra marshmallow gelmiş bu şekilde. Pembe marshmallow. Böyle çikolata şeyi gelmiş. Yeni bir dondurma gelmiş. Karpuzlu dondurma. Yine başka bir tatlı çeşidi. Ve bu kadar. Şimdi buraya bakalım. Buraya yeni bir şey gelmemiş. Sadece şu tabak gelmiş. Bardak gelmiş. Bir de bu gelmiş sanırım. Yani bunlar yoktu diye hatırlıyorum. Onun dışında başka yeni bir şey gelmiş. Sanırım bir de bunlar mı gelmiş? Bunlar vardı galiba. Neyse, bunlar gelmişti yeni olarak. İçeceklere bakalım. Yeni bir termos gelmiş bu şekilde. Çok tatlı bence. Tam bir anne termosu yani. Daha sonrasında yeni şöyle içecek şeyleri gelmiş. Bunlardan vardı zaten iki tane ama yeni çeşitleri gelmiş. Böyle bir berry fizzli bir şey gelmiş, içecek. Daha sonrasında bu içeceklerin şekilde devamı. Bunlar kivili berry, yani şey, yaban mersini. Bu şeftali olabilir. Bu da farklı çeşit bir şey. Tam anlayamadım. Su gelmiş. Evet, bu şekilde. Yani su en ihtiyaç, en başından beri olması gereken su daha yeni geliyor arkadaşlar Toko Life'a. Buraya bir şey gelmemiş. Oturak olarak da bir şey gelmemiş sanırım. Şunlar herhalde yeni olması lazım. Onun dışında masa bakayım gelmiş mi? Bu gelmiş. Başka gelmemiş. Buraya da bir şey gelmemiştir diye düşünüyorum. Evet, gelmemiş zaten. Burada başka bakmadığımız bir yer kalmadı.
Yine buralara şöyle bir tekrar bakmak istiyorum emin olmak için. Yani zannetmiyorum bir şey geldiğini ama yine de emin olmak için şöyle bir bakmak istiyorum. Belki buraya gelmiştir. Evet, buraya gelmiş. Yeni şöyle grafitiler gelmiş. Ördekli şekli, bu şekilde kocaman çiçekli bir şey gelmiş. Ve bu şekilde kurbağalı bir şey gelmiş. Buraya gelmemiş. Yatak odasına tekrar bakmak istiyorum. Buraya bu gelmiş sanırım. Bu yoktu diye hatırlıyorum. Olabilir. Tam emin değilim. Yeni duvar şey gelmemiş. Raf gelmemiş. Yatak gelmemiş. Halı gelmemiş. Perde de gelmemiş. Ve dolap da gelmemiş. Evet. Bu kadar. Gördüğünüz üzere yeni gelen eşyaların hepsini inceledik. Belki kaçırdığım şeyler olmuştur arada. Onları bana hatırlatmayı, söylemeyi unutmayın. Siz yeni güncellemeyi nasıl buldunuz? Neyi beğenmediniz, neyi beğendiniz? Ve yeni nelerin gelmesini isterdiniz? Bunları yorumlara benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı, güzel yorumlar yapmayı ve ne tarz videolar istediğinizde yorumlara eklemeyi unutmayın. Size çok sevim. Hoşçakalın. Bye bye.